arkadaşlarımızın rehber kılavuz programı Hayat Tercihtir tüm hızıyla devam ediyor. Ne yapıyoruz kıymetli arkadaşlar? Özellikle bu süreçte, neden bu süreçte? Çünkü en çok ihtiyacı bize bu süreçte duyuyorsunuz. Rehberlik programı aslında biraz da bölümlerinizle ilgili, üniversite seçimleriyle, şehir seçimleriyle, alan seçimleriyle ilgili o zihninizde olan soru işaretlerini gidermeye gayret ediyoruz. Değerli hocalarımızla birlikte, zaman zaman da öğrenci arkadaşlarımızla birlikte sizlere destek olmaya, rehberlik sunmaya ve projeksiyon önünüzü aydınlatmaya gayret ediyoruz. Bugün de öyle yapacağız. Bugün projeksiyonun dozunu biraz artıracağız. Çünkü çok kıymetli bir hocam bizlerle birlikte rehberliği konuşacağız. Arkadaşlar, sizin merak ettiğiniz her soruyu ben kıymetli hocama yönelteceğim ve cevapları da almaya çalışacağız. Hocam, dilimiz döndüğünce değil mi hocam? İnşallah, arkadaşlar, aynen. Destek olmaya gayret edeceğiz. Kim bizimle birlikte? Ertuğrul Tut, Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Üsküdar Üniversitesi'nde. Yıl içerisinde sizin gibi olan aday arkadaşlarıma birçok platformda aslında hocam dokunuyor. Ve onları en iyi tanıyan isimlerden biri, bunu iddia ediyorum arkadaşlar. Çünkü sizin ihtiyaçlarınızı, hangi alanlara desteğe ihtiyacınız olduğunu en çok kendisi ve ekibiyle birlikte ona teneffüs ediyor. Dokunuyor, o atmosferi birlikte soluyor. Fuarlarda, şehir dışı gezilerinde, liselere gidip seminerler, konferanslar, birçok yerde bir araya geliyorsunuz. Hocam, şöyle başlamak istiyorum. Ben kendi dönemimde şöyle 98-97 yıllarına gittiğimde üniversite sınavına giriş, o dönemlerde iki basamaklı sınav sistemi vesaire vardı. Bayağı zor, kağıt kalemle yapılıyordu. Bayağı bir zorlu süreçlerden geçtik aslında, ama her sürecin artısı eksisi var, avantajı var. Ben şöyle düşünüyorum: sınav zorsa herkese zor, kolaysa herkese kolay vesaire. Bir sistem var, o sistemi önemli olan oryante ve uyum sağlıyor olmak. Bu sistemi konuşmuyorum, sistemi tartışmıyorum. Maalesef bir sınav sistemi var. O sınavda bir şekilde yolumuzu çiziyor olmamız gerekiyor. Planlamalarımızı yapıyor ve gayret ediyor olmak gerekiyor. Ama şuna inanıyorum ve iyi yönde gittiğini düşünüyorum. Rehber hizmetleri gerçekten çok gelişti. Ben kendi tercihlerimi kendim yapmıştım. Hiçbir yerde destek alamamıştım. Çok yaygın değildi. Şimdiki arkadaşlarım sanki biraz daha şanslı. Şimdi aslında şans bir yandan da şanssızlığı da içerisinde barındırıyor. Çünkü bu kadar fazla imkan içerisinde ne yapacağını da bilemiyor öğrenci. Yani kendi hocasına soruyor, rehber öğretmenine soruyor, geliyor bizlerle görüşüyor. Bir yandan dijital platformlarda uygulanan şeyler var, onlara bakıyor. Bir yandan yorumlara bakıyor, mesleki yorumlara ya da o meslek erbabı insanların görüşlerine başvuruyor. Dolayısıyla su bayağı bir bulanıyor. Ama bunu hep şu şekilde söylüyorum ben, tercih döneminin en önemli şeylerinden birisi suyun bulanmasıdır. Çok önemli, olması gereken bir şey. Bulanmadan durulmaz. Aynen öyle. Bulandıktan sonra çünkü çökeliyor. Sonrasında en sağlıklı tercih listesini oluşturuyoruz bu şekilde. Dolayısıyla öğrencilerin burada yapması gereken şeylerin başında tabii ki rehberlik servislerine mutlaka başvurmaları gerekiyor. Çünkü mesleki, geleceğizdir oraya muhtemelen ama, mesleki bilgileri öğrencilerin çok kulaktan dolma. Doğru mu anlıyorum? Mesleği tanımıyorlar aslında. Hayır. Yani çok derinlemesine inemiyorlar. Bunu hayır. Mu demek istiyorsunuz? Evet, aynen öyle. Mesleği çok tanımıyor öğrenciler. Mesleğin iş alanlarını bilmiyor. Mesleğin iş alanlarını bilmiyor oluşu yanlış tercihe neden oluyor. Ve hep şunu söylüyorum. Doktor, çocuğunun doktor olmasını istemiyor. Yanlış tercih yapmış çünkü zamanında. Mühendis çocuğunun mühendis olmasını istemiyor. Tam tersi, mühendis çocuğuna diyor ki sağlık sektörüne yönlensin. Ben yandım, diyor. Sen yandın diyor. Ha, gibi. Çok duyduk bunları aslında. Evet, çok fazla var. Dolayısıyla bu mutsuzlar ordusu, meslek seçimindeki mutsuzlar ordusu diyorum ben bu güruha. Bu mutsuzlar ordusuna bir nefer daha kazandırmak istemiyoruz. Temel gayemiz bu aslında. Mutlu olacağı işi yapması burada adayın çok önemli. Kendini mutlu hissedeceği yerde çalışması çok önemli. Ve alternatif planları da devreye sokabileceği yerde bulunması çok çok önemli. O mesleği icra etmesi çok çok önemli. Hocam, şurada bir virgül koymak istiyorum. Aslında örnek veriyorum, bir baba avukatsa, mühendisse, çocuğunun o alanda bir şey yapmasını istemiyor olması o arkadaşımın orada başarılı olamayacağı anlamına gelmiyor. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Tabii ki. Belki de gerçekten mühendislik
o çocuk arkadaşımız, öğrenci arkadaşımız için çok ideal bir alan. Tabii ki. Yani baba öyle dediği için oradan vazgeçmeyin lütfen. Hocam, şimdi kendinizi tanımak ve doğru kanalize olmayla ilgili önerilerinizi almak isterim. Bunun için bir kariyer testi var galiba, değil mi hocam? Evet, bizim de uyguladığımız Üsküdar Üniversitesi sitemizde, aday sayfamızda uyguladığımız bir kariyer testimiz de var. Burada tabii tüm envanterler için bunu söyleyebilirim. Hiçbir envanter %100 doğruyu vermez. Yani meslek seçiminde sadece ufak katkılarda bulunur. Olayın şekilleneceği yer adayın aslında aklı. Son noktayı koyacağı yer aklı. Sadece orası bazı kapıları kapatıp bazı kapıları açıyor. Yani mesleki envanterlerin ya da kariyer testlerinin temelde yaptığı şey budur aslında. Yani çemberi biraz daraltma. Çemberi daraltıyor. Dolayısıyla meslek seçimini biraz daha aza indirgiyoruz. O kalanlar arasındaki alternatif tamamen adayın kendisinde bitiyor. Tabii burada rehberliğin süreci bitmiyor. Rehber öğretmenlerin süreci bitmiyor. Burada adayı kendi ilgi alanlarına göre doğru yönlendirmek çok çok önemli. Ya da çalışma ortamlarına yönelik yönlendirmek çok çok önemli. Yani bununla ilgili hatta bir öğrenci örneğim de vardır. Öğrenci inşaat mühendisinin mesela sadece işte ofiste iş yapacağını düşünüyormuş. Dolayısıyla ben şeyi söylediğimde kendisine, hani kimi zaman çizmeyi giyip şantiyeye gideceksin dediğimde ben yapamam hocam tepkisiyle karşılaştım. Dolayısıyla hani çalışma alanının da adaya mutluluk getirmesi gerekiyor. Yani aslında motivasyonun, temel motivasyonun, ki gittiğimiz okullarda ya da görüştüğümüz öğrencilerdeki genel eğilim ekonomik gelire endeksli. Popüler meslekler ve ekonomi, aynen, değil mi hocam? Öyle. Ama yanıltıyor. Bu çok büyük bir yanılgı. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Başarılı olduğunuz meslekte fazla para kazanmanız da çok muhtemel. Çünkü severek yapacağınız bir şeyi de kendinize göre açılımlarda yapma ihtimaliniz çok çok yüksek. Hocam şöyle bir şey oluyor. Ben kendi hayatımdan sizlerle paylaşmak istiyorum ve arkadaşlarımızla. Bir kere şu bir gerçek, insani bir eğilim, hiç kimse hak ettiği parayı kazanmıyor. Çok doğru. Kendi içinde bir çek oluşturduğunuzda hep kendini daha çok kazanacağını düşünüyor. Bazen çok fazla çevremdeki insanların ne kadar maaş aldığıyla, özlük haklarıyla çok ilgilenmiyorum. Çünkü biliyorum ki duyduğunuz zaman veya arkadaşlarım da bunda şahit oluyorum, demoralize olabiliyor ihtimali çok yüksek. Ama mevzu bahis gündeme geldiğinde ben diyorum ki, kardeşim ben bunu alıyorum ama hiç çalışmadan alıyorum. Hiç çalışmadan alıyorum. Yani gerçekten severek işimi yapıyorum. Aynen. Severek yaptığım için de tutarına, kazandığım paraya çok odaklanmıyorum. Dolayısıyla arkadaşların biraz da bu açıdan bakabiliyor olması lazım. Ayakların geri geriye gitmiyor olması gerekiyor. Kendini iyi tanıyıp doğru nokta atışı yapıp iyi bir alanı tercih etmek lazım. Kariyer testini ben sonrasında yaptığımda hocam doğru yerde olduğumu gördüm. Aynen, güzel. Orası meslekleri sunuyor ama daha çok alanlarla ilgili. Yani bir kişi iletişimi seviyorsa, iletişim sadece gazetecilikten, televizyonculuktan ibaret değil, değil mi hocam? İyi bir öğretmen de olabilirsiniz sosyal bilimler alanında. O meslekleri de çok indirgememek lazım. Neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Şimdi alanları. Şimdi şöyle, aslında işte bahsettiğim bu kulaktan dolma bilgi, biraz bunu söylemeye çalıştım. Yani tıp fakültesi mezunu sadece artık hani doktor olmuyor. Sadece doktor olmuyor. Şimdi bir yandan artık bölümler arası, fakülteler arası bir multidisiplinerlik söz konusu. Kesinlikle doğru. Yani kendini iyi yetiştirmiş bir tıp hekimi, aynı zamanda işte yazılımla kendisini desteklemiş bir tıp hekimi, aynı zamanda başka alanlarda da iş bulma imkanı söz konusu. Ya da tipik örnek matematiktir mesela. Matematik mezunu olunca işte formasyon alacağım ve işte matematik öğretmeni olacağım. Yanlış bir algı. Yazılımcıların temelinde matematik yatar. Matematik bölüm mezunu olup, öğretmenlikten bahsetmiyorum, yazılım alanında mesela çok ileri noktalara giden arkadaşlar biliyoruz. Dolayısıyla burada artık meslekler arasında bir geçişkenlik söz konusu olabiliyor. Multidisipliner derken, kendini geliştirme derken, sevdiğim alanda olursam ben, multidisipliner olarak farklı bir alandan da kendimi geliştirdiğimde çok farklı kapılar açabiliyorum mesleki anlamda. Bunun faydası da tek bir yere kilitlenip kalmıyorum. Yani bir B planı, C planı olabiliyor benim mesleki kariyer hedeflerim arasında. Tek bir alana kilitlenmiş olmuyorum bu durumda. Dolayısıyla hani burada adayın yapması gereken şey işte doğru tercih. Burada ilk adımı doğru attığınız zaman ya da ilk hamleyi doğru yaptığınız zaman sonraki hamleler de doğru geliyor. Ama ilk hamleyi yanlış yaptığınız zaman, bölüm seçimi, üniversite seçimi, bunları yanlış yaptığınız zaman o zincirleme olarak mutsuzluklar silsilesi peş sıra takip ediyor öğrenci. Ama tabii yine aslında üniversitelerin, Üsküdar Üniversitesi'nde de bu imkanların olduğunu hani
böyle üzerine basa basa söyleyebilirim. Çift ana dal gibi imkan söz konusu olabiliyor. Ya da yan dal gibi imkan olabiliyor. Öğrenci psikoloji istiyor. Fakat puanı yetmiyor. Sıralaması yetmiyor. Dolayısıyla sosyoloji alanına giriyor. Oradan mesela çift ana dalla hem psikoloji hem sosyoloji diploması alarak mezun olabiliyor. Ya bu tarz imkanlar da var ve bunları araştırarak hareket etmeleri çok çok önemli. Biz bunu adaylara anlattığımızda buraya geldiklerinde buna dair hiçbir fikirleri olmuyor genelde adayların. Ve ailelerini yönlendirmeleri çok fazla. Ona ekstra parantez açarız. Doğru, oradaki yanlış. Oradaki sınırı çizmek lazım. Kesinlikle. Burada tabii gelen adaylarda hep şey, aile şunu söylüyor. İşte, hocam tek bir hedefi vardı. Psikoloji ya da X bir bölüm. Fakat bu olmayınca çok demoralize oldu. Ama biz yine 4 yıllık bir bölüm istiyoruz gitmesini. Adaya sorduğumda tek hedefim benim psikolojiydi diyor. Fakat diğer alternatifleri söyleyince onun da kafasına yatıyor. Sosyoloji okurken mutlaka psikoloji diploması da alacaksın demek değil. Artısını eksisini konuşarak, hani biz buraya bir aday geldiğinde minimum benim görüşmem yarım saat sürüyor. Yani çünkü adayı tanımıyorum. Kafasındakileri bilmiyorum. Önce bir veliyi dinliyorum. Ardından velininki kısa sürüyor. Ardından adayın kafasında ne varsa o rahatlıkla o anlatmaya başlıyor. Biraz tanımaya çalışıyorum. İlgisi alakası neye var bunu öğrenmeye çalışıyoruz ve bundan sonra bir yönlendirme söz konusu olabiliyor. Hedeflediği şeyi neden hedeflediğini soruyoruz. İlk sorduğumuz şeylerden birisi budur. Neden bu bölüm? Verebileceğin çok makul cevaplar varsa tabii ki bu bölüm için tekrar hazırlanma söz konusu, puanın yetmiyorsa ya da alternatifleri değerlendirebilirsin. Eğer ki bölüme dair kulaktan dolma bilgiyle hareket ediyorsa o zaman orada işte şey devreye giriyor. Onun bir çalışma yapması devreye giriyor. Biliyorsunuz tercih dönemi işte 2 haftalık, hatta sonucun açıklanmasıyla birlikte 3 haftalık sürece yayılan bir dönem. Orada adayın o 3 haftayı aslında YKS'ye hazırlanmaktan biraz daha fazla efor harcayarak efor harcaması gerekiyor. Bölümlere dair, bölümlerin lisans derslerine bakarak, kulaktan dolma bilgilerle değil, gideceği üniversiteler ya da aklında olan üniversiteleri gidip ziyaret edip oradaki akademisyenlerle irtibat kurarak, bölümü biraz daha onlardan dinleyerek, oradaki okuyan arkadaşlarla sohbet ederek biraz daha aslında kendine alan açması ve kafasındaki soru işaretlerini biraz daha hani noktaya doğru döndürmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu tercih döneminde adayın yapacağı en önemli şeylerden birisi bu 3 haftayı çok iyi değerlendirme olması gerekiyor. Bazen arkadaşlarımız bu dönemlerde özellikle bizlere de denk geliyor. Nokta atışı böyle anahtar teslim istiyor hocam. Mesela bir bölümü soruyor. Biraz araç, biraz gayret etmek lazım. O miskinlikten belki arkadaşlar yoğun bir tempoda hazırlandıkları için yorgunluğa düşüyor. Yüksek ihtimal düşüyorlar ama aslında en çok yorulması gereken dönem o dönem belki de sizin ifade ettiğiniz. Çünkü düşünsenize hocam, cephede kazanıyorsunuz ama dip masaya geldiğinizde savaşı kaybediyorsunuz. Böyle bir ifade var. Bu çok doğru. Onu masada kaybetmemek lazım. Cephede zaten iyi çarpıştınız, iyi yere geldiniz, iyi bir puanı cebinize koydunuz. Ama tek bir hata, iyi araştırmadan tercih edilen liste, oluşturulan liste. Evet, yani geri dönülmez şeylere sonuçlar getirebiliyor ki şu da bir gerçek hocam. Üniversite sınavına giren kişilerin önemli bir oranı, 1/4 ya da 1/3 gibi bir oranı yeniden sınava girenler. Bunlar ya hatalı tercih yaptı ya mutlu olmadığı bir alanda okuyor vesaire. Böyle bir istatistik de var. Öyle değil mi hocam? Nasıl değerlendiriyorsun? 3 milyon küsuratı da var da 3 milyon bu sene başvuru yapan sayısı. Bunların yarısından hatta biraz fazlası tekrar hazırlanan. Daha büyük bir oran hatta. Tabii. Yarısını geçiyor. Yani yeni başvuran aday sayısı 1 milyon 400 küsür bindi. Geriye kalan, o 3 milyonun geriye kalan kısmı tekrar hazırlananlar. Dolayısıyla burada geri dönülmez kelimesi çok doğru. Her şeyin bir geri dönüşü vardır ama bir şeyler kaybettiriyor adaya. Aynen öyle aslında. O bedeli ödemek de arkadaşlara biraz zor geliyor. Hali hazırda zaten aslında bu bölüme girdim. Ne yapacağız artık, hani bu şekilde bitireceğiz diyor. Bu sefer mezun olduktan sonra mutsuzluk başlıyor. Daha büyük bir mutsuzluk başlıyor. Yani o kar topu gibi katlana katlana aslında mutsuzluğa dönüşüyor. O yüzden diyorum, hani ilk adımı doğru atmak çok çok önemli. Dediğiniz çok doğru. Çok yoruluyor adaylar. Çok efor harcıyorlar. Bir yıl, iki yıl bu sürece hazırlanıyorlar. Hem mental olarak hem fiziksel hazırlık olarak. Bu sürecin sonu bir sınav.
iki sınav hatta. İki sınav ve ardından aslında meslek seçimi, üniversite seçimine geliyor. Çok yoruluyorlar. Dolayısıyla o 3 hafta artık bir an önce olsun bitsin. Hani tercihlerimizi bir an önce iletelim ve sonucu görelim. Sabırsızlıkları söz konusu oluyor ama halihazırda yüzüp yüzüp böyle kuyruğuna gelip orada hata yapmak benim çok içim el vermiyor bu duruma. O yüzden orada inceleyip sık dokumak, ki birçok adayla biz ikinci defa görüşüyoruz. İlk başta o dediğim gibi suyu bulandırıyoruz. O biraz durulmuş bir şekilde geri geliyor. Son haline, zaten listesinin son halini ikinci gelişinde tercihlerini giriyoruz artık. Dolayısıyla hani burada en önemli şeylerden birisi dediğim gibi iyi araştırma, iyi benimseme, iyi özümseme ve mesleğe kendinin adayın ne kadar hazır olduğu. Çünkü manipülasyon çok fazla. Yani gerçekten hani bilgi çağı denilen çağa ulaşmak çok fazla. Evet. Ama bu da işte dezavantajı, kirlilik çok fazla dediğiniz gibi. Yanlış yönlendirme ya da adayın kendini manipüle etmesi de söz konusu olabiliyor burada. Nasıl oluyor kendini manipüle etmesi? Sosyal medya çok baskın bunda. Ya da dijital mecralar çok fazla baskın burada. Algıyı yönlendirmede. Bu şeyi pasifize etmiyorum. Öznelikten çıkarmıyorum adayı. Ama kafa çok fazla bulanıyor. Sosyal medya özellikle burada çok etkili. Popüler olan meslek grupları son 3-5 yılda mesela sosyal medya belirliyor bunu biraz daha. Meslekleri, evet, eğilimleri. Evet, evet, eğilimleri. Hani o meslekten, adayın o mesleğe uygun olup olmadığı, aday da bunun farkında değil. Ama o manipülasyonla yanlış tercih yapabiliyor. Sosyal medya manipülasyonuyla. Bu da dediğim gibi mutsuz bir gelecek barındırıyor. Şimdi. Bir şey soracağım. Şimdi Nevzat Hocam'ın bir söylemi aklıma geldi. Önceden kültür aktarıcıları ailelerdi, ebeveynlerdi, büyüklerimizdi. Şimdi sosyal medya ve dijital platformlar aktarıyor. Önceden meslek belirlemede anneler, babalar eğilimleri belirliyordu. Şimdi bak, onun yerini de aslında dijital platformlar aldı. Maalesef. Birbirine bağlı zincirleme, reaksiyon gösteriyor. Çok ilginç. Yani bunu arkadaşlar, Ertuğrul Hocam'ın bu söylemi dikkat çekici. Kendinizi manipüle etmeyin, buna fırsat tanımayın. Derinlemesine kendinizi sorgulayın. Kariyer testini açıklamalar kısmına link olarak ekliyoruz arkadaşlar. Oradan yararlanabilirsiniz. O kariyer testini, 90'ın üzerinde soru var bildiğim kadarıyla. O kariyer testini çözdükten sonra da hocam ve ekibiyle Üsküdar Üniversitesi'ne gelerek eğilimlerinizi bir gözden geçirebilirsiniz. Hocam biraz bulandırıyor, bulandıracak mı sizi biraz önce ifade etti. Ama daha sonra durulacaksınız ve berrak bir zihinle o tercihlerinizi güzel bir şekilde yapacaksınız. Yine Nevzat Hocam'a bir atıf yapmak istiyorum. Kıymet Hocam, süremizin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama o multidisipliner eğilim, bir alana odaklanmamak gerekiyor. Mesela dediniz ki psikoloji olmuyorsa sosyolojiye gelip oradan çap yapabilirsiniz. Yani hem bir yıllık zamandan tasarruf sağlamış olursunuz, hem iki diploma da almış olabilirsiniz. Evet. Bu tabii sizin gayretinizle ilgili olan bir şey. O başka bir şey. Ki bu yönde gelen öğrenci arkadaşlarımın olduğunu da ben biliyorum. Nevzat Hocam diyor ki meslek seçimi aslında biraz daha şey, cilt gibi değil de elbise gibidir diyor. Değiştirilebilir bir şey. Uyum sağlanabilir bir şey. Ama cilt olarak gördüğünüz zaman diyor, ömür boyu kalıcı olan bir şey değil aslında. Çok eğilimler. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok doğru. Hocamızın söylediği şey, özellikle son yıllarda elbise değiştirme hikayesi önceden ciltti. Önceden ciltti. Yani o yapışıp kalıyordu üzerinize. Çünkü meslekler, 2 yılda bir yeni meslekler çıkıyor hocam. Yani tabii. Uyum sağlıyor olmak aslında lazım. Aslında şöyle, uzmanlaşma biraz daha fazlalaşmaya başladı. Yani kendi alanında bölümlerin akademik olarak uzmanlaşması çok fazla olmaya başladı. Bu da tabii sektörle de bağlantılı. Yani iş imkanları genişledikçe daha bölünmeye gidiyor meslekler. Bir noktada, bir alanda uzmanlaşma, o mesleğin içerisinde bir alanda uzmanlaşma çok daha fazla olmaya başladı. Ama yeterli mi? Değil. Çünkü dediğim gibi farklı disiplinlere artık, şimdi bakın, meslek seçimleri genelde işte bir mesleği, ekstrem durumları bir kenara koyuyorum, orta sınıfa yönelik hamleler aslında. Şimdi orta sınıf meslekler arası geçişkenlik, geçirgenlik daha böyle saydam hale gelmeye başladı. Eskiden daha şeydi, opaktı, hani daha netti çizgiler. Fakat şimdi öyle değil. Yani bir sosyoloji mezunu işte iletişim alanına şey yapabiliyor, geçebiliyor kendini donanımlı eğer yetiştirdiyse. Ya da psikoloji, sosyoloji bağlantısını çok daha
baskındır orada, hani beşeri bilimler bağlamında çok daha baskındır. Tabii ki kendi uzmanlık alanları çok başka, psikolojinin içerisinde de kendi uzmanlık alanları başkalaşmaya başladı. Dolayısıyla sayısal alanlarda da aynı şey geçerli, söz konusu. Bir kere zaten en başta bahsettiğimiz o dijitalleşmenin dışında bir şey söz konusu olamıyor. Kendinizi o yüzden bu dijitalleşmeye de hazır halde biraz yetiştirmeniz gerekiyor. Yani üniversite eğitimi almak ve bir dil öğrenmek artık yeterli hale gelmemeye başladı. Bunun işte yüksek lisansı, ikinci bir yabancı dil gibi artık şeyler, bilezik sayısı artmaya başladı. Evet. Eskiden tekti fakat bu ya da bilezik üzeri işlemeler artmaya başladı. Dolayısıyla burada adayın yapacağı şey, ilk atacağı adım tabii ki doğru meslek seçimi. Fakat ardından o doğru mesleği seçtiğine inandığını varsayıyorum. Ardından yapacağı şey kendi alanında kendini daha yetkin hale nasıl getirebilir? Diğer adaylar arasından, kendi mesleğini icra edecek diğer adaylar arasından kendini nasıl daha ön plana çıkarabilir? Aslında bunun, bu soruların cevaplarını bulması gerekiyor. Bunları doğru uygulaması gerekiyor. Hocam, üniversiteye girdikten sonra nasıl donanımlı hale gelirizi başka bir programda çekelim. Kesinlikle. Çok söz almış olalım. Daha konuşacak gerçekten o kadar, evet, çok. Konularken bu süremizin de sonuna geliyoruz. Çok değerliydi paylaşımlarınız. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum Kıymet Hocam. Var olun. İyi ki varsınız. Ama şöyle bir kapanış rica edeceğim sizden. Hocam, sizin kameranız burası. Genelde konuklarımdan onu istiyorum. Bu dönemde tercihte bulunacak arkadaşlar, bir belirsiz, karamsarlık, netlik olmayan, zihinlerini kurcalayan sorular var. Bu süreci en sağlıklı yönetebilmeleri için hangi uyarılarda bulunabilirsiniz? Birkaç cümlede hocam. Şöyle hemen birkaç cümleyle toparlayayım. Şimdi rehberlik dediğimiz şey sadece bir kişiyle yapılacak bir şey değildir. Ben hep söylerim, rehberlik dediğiniz şey aile, aday ve rehber öğretmen üçgeni içerisinde gerçekleşen bir şeydir. Dolayısıyla burada yapılması gereken en önemli şey bu üçgeni kurmak, bunu veliler için de söyleyebilirim. Veliler de buna çok dikkat etsinler. Ve adayların ne istediğini biliyor olsunlar. Öncelikle adaylar kendilerinin ne istediğini biliyor olsunlar. Doğru tercihi yaptığınız zaman zaten başarılı meslek ya da işte geleceğin mesleği diye bir şey yoktur. Ben buna çok inanmıyorum. Geleceğin insanı, geleceğin o mesleğin erbabı insanlar vardır. Dolayısıyla o noktada yer almak istiyorsak mutlaka ne yapıp ettiğimize, kendimizi tanıyarak, özellikle kendimizle konuşarak, kendimizi sorgulayarak meslek seçimini yapmak çok çok önemli hale geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Ertuğrul Tut, Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, rehberlikçi bir arkadaşımdı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yüreğinize sağlık hocam. Paylaşımlarınız değerliydi, kıymetliydi. Sonraki programlarda çok teşekkürler. Görüşürüz. Umarım görüşmek arkadaşlarımıza üzere teması sürdürelim. Çok bir başka hayat tercihinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.